Philadelphia 76ers Boston Celtics serisinin 6. maçının geniş özetiyle karşınızdayız. Ben Alper Biçen. Ben de Arda Biçen. NBA playoffları boyunca bütün maçların geniş özetlerini benim YouTube kanalımda bulabilirsiniz. O yüzden beğenmeniz, yorum yapmanız ve abone olmanız benim için çok 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 değerli diyorum. Ve Boston Celtics'in olası bir durumda elenme söz konusu bu maçta. Bakalım. Ki Boston Celtics'le ilgili senin daha önceki yorumlarını hatırlıyorum. Çok umutluydun sen bu sene Boston Celtics'ten. Yani çok kadro olarak güzel, evet, bir kadro. Kadro yani. Ve oynanışını da beğeniyordun. Topun hani oynanışını da beğeniyordun. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şimdi Jaylen Brown maskesini çıkarmış burada. Bakalım o gerçekten etki edecek mi? O söylenen efsane gerçek mi? Burada çok zor bir yerden çıkardı pası ve Marcus Smart üçlüyü gönderiyor. Diğer taraftan James Harden kiloyu yedi burada ama Joel Embiid MVP oldu. James Harden yıllardır biliyorsun Oklahoma'dan sonra final göremedi. Artık insanlar Philadelphia'nın final görmesini, Harden'ın bir yüzük kazanmasını çok istiyor belirli bir kitle. O yola giden macerada çok önemli bir maç bu. Bakalım neler olmuş. Harris içeride Al Horford'dan bloğu yedi. Şimdi Jaylen Brown top kaybı geldi ondan. Tyrese Maxey araya girdi. Maxey içeride turnikeyi bırakıyor. Tyrese Maxey çok iyi bir ateşleyici. Yani çok bana sempatik geliyor son zamanlarda ama Philadelphia maça çok kötü başlamış bu arada. Ona rağmen fena toparlamamışlar. Embiid smacı ile birlikte şimdi Philadelphia Tobias Harris ile farkı düşürüyor. D'Anthony Melton üçlüğünde isabet yok. Harris reboundu aldı. Tyrese Maxey köşeden üçlüğü gönderdi. Evet, evet. Bastım molayı alıyor farkı sayıyor. Tam şey oyuncusu ya beyler, bir toparlanın kendinize gelin oyuncusu yani Tyrese Maxey çok iyi. Brogdon kenardan gelip üçlüğü attı. Tekrar Brogdon, niye onu boş Brogdon dediler ve üçlüğünde isabeti buluyor Malcolm Brogdon. Şimdi Tyrese Maxey cevap. Bir daha mı? Tyrese Maxey. Harden yokken, Embiid böyle domine edemiyorken. Biri lazım. Hakkında da konuştuk işte. Evet. Biri lazım ama Embiid'den müthiş blok. O kendini demişler, sayı geçerli mi bilmiyorum ama bence değil lazım. Ya. Umarım temiz bloktu o yani. Tekrarı orada kullanmamışlardır ama ne deniyor, challenge. Ya, futboldaki var gibi yani. Aynen, bir kere kullanabiliyorlar. Eğer yanlış çıkarsa mola hakları siliniyor. Hmm. Doğru çıkarsa mola hakları geri veriliyor. Derek White. Brogdon. Üçlüğünde isabeti buluyor Malcolm Brogdon. Şimdi James Harden. Birebir oynadı. Harden ya, spor, evet, üretmek istediğinde abi. Yapabileceğim bir şey yok. Evet. Evet, yok yani. Steps yapar, bir şey yapar. Böyle yürür mürür bir şeyler olur ama atar yani. Jaylen Brown. Maskesiz Jaylen Brown. Evet, maskesiz Jaylen Brown sanki şey gibi, böyle süper gücü elinden alınmış, evet, bir oyuncu, evet, gibi değil mi şu an? Böyle villain değil de. Artık standart bir oyun. Evet, o oyun çok iyi. Orada blok vurdu. Tyrese Maxey. Masa rağmen çok dengesiz ama neleri attı bu seride böyle. Embiid içeride, geçit yok ona. Robert Williams biraz sakatlandı gibi oldu. Kenarda Marcus Smart bomboş üçlüğünde isabeti buluyor. Jason Tatum hakkında biraz konuşalım mı? Yani nerede Jason Tatum? Abi Jason Tatum'la ilgili bu şöyle seride bir çıkarımım var benim. Adam mesela geniş özetleri izlediğimiz için, mesela maçı da canlı izledik. Şey gibi geliyor, lan ağırlığını bir koyamadı diyorsun. Hani ya, hani böyle maç sonunda bir bakıyorsun ama mesela 26-11-7, evet, yapmış. Evet evet, bunu anladım demek istediğin şey. Yani mutlaka sahada yok hali bile 26 atıyor da. Evet. Hani böyle bir izleyici olarak Boston'ın olduğunu düşünsene. Ya daha iyisini bekliyorsun Jason ondan. Hadi baba. Hani evet, daha iyisini bekliyorsun ondan. Joe Mazzulla yani işte koçları tartışmalı tercihlerde bulunabiliyor. Fark bu arada 14 sayı ilk yarının, evet, sıfırına 3 dakika kala Harden. James Harden! Sakal smacı basmış. Sezondaki ikinci smacı bu arada kendisinin. Marcus Smart olsa mesela. Ben Marcus Smart'ı çok beğeniyorum. Daha önce, evet, söylemişimdir mutlaka. Çok gerekli bir görev oyuncusu gibi geliyor. Bas Celtics'te senin favori oyuncun o diyebilir miyiz? Marcus Smart diyebilirim. Benim de Jaylen Brown. Ama Tatum'u tabii hani hiçe saymamak lazım. PJ Tucker top kaybı yapıyordu neredeyse. Embiid assist oldu. Fark 8'e inmiş. Tucker bomboş kaldı. Akırdan. İsabet yok. Kimseyi inandıramadığı bir fake gördük orada. Smart içeriye girdi. Bu işte hani lazım olan yerlerde bir şekilde 2 de olsa atarım oyuncu şey. Ardın 24 saniye bitmek üzere. Maxey gördü. Maxey şapkadan abi, tavşanı çıkarıyor. Abi Tyrese Maxey kaç yaşında? Bilmiyorum ama ya bu arada playoff özel bir şey değil. Tyrese Maxey hakikaten Philadelphia adına çok iyi maçları belli, var. Belli belli yani. Hani çok çok iyi maçları var. Mesela Tyrese Maxey gibi bir katkının Lakers'ta olduğunu böyle düşünüyorum, bir hayal ediyorum. Arada oluyor ya. D'Angelo attı ya geçen bir kere. Yani. Bir, adamdaki mutluluğa bak. Bir kere. Bir tane attı ya içerikte. 19 tane attı.
şimdi Harden, Joel Embiid, el üstü atışında isabet var. MVP kendini göstermeye başlamış. Sekize düşmüş Tatum. Çünkü faal beklentisi yoktu Tobias Harris'ın ama biraz... Joel Embiid ayakta duramadı. Tobias Harris. Ödük şurada ileride. Harden basket faal almış. Fark bu arada... Eriyor. 7'lere kadar düşmüş. Top kaybı geldi Boston'dan. Embiid antrenman ya maçı. Ya Philadelphia'da böyle hani kolay kolay fark var ya, rahata düşelim diyebileceğim bir takım değil. Bence bu playofflarda, bu playoff'a özel. Hiç kimse öyle değil. Yok abi, harbi çok aynen. İyi playoff oluyor oğlum, harbiden yorumlara maşallah yazarsınız yani. Bütün takımlar yani, düşünsene 70'te Philadelphia Boston maçı izleyip keyif alacağını evet. Yani derdin. Harden çok iyi pasın niye? Yani. Köşede bomboş, üçlüğünde isabeti buluyor fark. İki öne geçmiş. Kadar hatta öne geçmiş Philadelphia. Jalen Brown. 3 tane mavi formanın arasında Derek White'ı buldu. O da üçlüğünde isabeti buluyor. Boston'ın şu son öne geçtiğinde o olayı mahvetmeme olayını nasıl çözecekler bilmiyorum ama. Evet. Evet yani hani kendine müthiş geri gelmiş. 14-15 sayı fark vardı. Acaba o kaçan topları kim kullandı? Bunu çok merak ediyorum. Ama niye? Ve Jason Tatum gibi hissediyorum. Öyle bir hissiyatım var yani. Harden içeriği gördü. Joel Embiid fake'ine cevap aldı. Joel Embiid o içeriye böyle, bu arada dead basket foul ya bu. Evet aynen yani, geri alacağım. Temas var orada ya gerçekten. Bayağı basket foul ya. Ne yaptı, kessin mi kolunu orada Derek White yani. Ya şey gibi bu. Hani Joel Embiid'e vurduğumuzda biz anlaşılmaz ama vuruyorsak fauldür evet, ya. Evet aynen. Yani. Hissetmez belki Joel Embiid bizim vurduğumuzda ama faulse faul abi. Marcus Smart içeriye girdi. Oo! Pas mıydı peki o? Sokakta şut getirip pastı kanka. Kanka pas attın görmedin mi? Nasıl asist beyler. Bank Smart. Çeliğe girdi. Bayağı iyi oynamış. Ve şey diyor burada da. Atsam atarım oğlum işte. Tatum'dan daha çok gördük bu arada Smart. Sayı konusundan şu ana kadar. Gördüğüm bir orta mesafeli atışında isabet var. Güzel. Maçın son dakikaları artık keyfe dönüp bıraktın. Çok kritik. Çok abi iyi. Biz tam buralarda uyuyakaldık. Evet. Ve bu esnaya kadar Jason Tatum 14'te 1 ile falan oynuyordu. Bir ara istatistik evet. Kağıdı evet gözüktü şeyde altta aynen. Tarif Max'e bir clear pet foul orada. Sportlandik bir şey hocam. Kalınmıştır herhalde diye düşünüyorum. Buralarda ben hatırlamıyorum yani. Süper kahraman bloğu geldi ondan. Brogdon, Jason Tatum, Embiid'in elinin üstünden Jason Tatum. Peki burada mı? Burada. Evet abi burada Jason Tatum. Tatum. Bir tane daha. Evet. Ne yap? Acaba Jason Tatum challenge falan mı yapıyor? Hani beyler maçı berabere götürelim. Ben son anlarda bir şey deneyeceğim. Evet. Maxi hızlı hücumda tek başına basket faulü alamadı. Atışını kullanacak. 87-84 fark 3 sayı. Fark Smart tabağı serisinin üstüne gitti. Smart dengesiz atışında isabeti buluyor. Şimdi 24 saniye bitmek üzere. James Harden içeriye girdi. Horford'dan. Faul mü? Bence değil abi. Hemen aynen. Şey yaptılar zaten. Challenge. Evet evet. Bir step çalabilir orada Harden artık. Bakalım. Değil. Philadelphia'ya vermişler kenardan. Jason Tatum bir şut daha. Oh! Jason Tatum. Jason Tatum yani tamam. Bir tane daha mı? Jason Tatum. Gerek var mı peki? O bakışları bana atıyorlar. Sana girsin bakışını hissettim ben oradan da. Gerek var mı yani? Son çeyreğe kadar 14'le 1'le gelip. 4-3'lük, 5-3'lük. Bilmiyorum. 95-86. Ama bu maçı Jason Tatum aldı. Öyle belli yani. Seride durum 3-3. 7. maça gidiyoruz. 7 kişilik bir rotasyonla oynamış Boston Celtics. Jason Tatum 19 sayı atmış da. 16'sı son 2 dakikada evet. Falan yani. Hani bu ne abi, böyle bir istatistik var mı? 43 dakikada 42-58'de 19 sayı, 6 asist, 2 top çalma, 2 blok. 9 rebound ve ya hakikaten 4-3'lüğün 4'ünü de ondan önce 0'mış yani. 11'de 4'ün evet yani 8'de evet. 0'la gelmiş son 2 dakikaya kadar falan. İnanılmaz. Al Horford 2 sayıda 39 dakika oynayıp o geçen maçta da öyleydi ama. Al Horford bir tık böyle intiliyor gibi. Aa hocam o savunmada ama yapabileceği şey o yani. Ya bu maçı bu arada Boston'ın kazanması. Marcus Smart'a yazar gibi. Ya yazar da abi. Yok Jaylen Brown aldı. Jaylen Brown diyorum pardon. Jason Tatum. Ama hani bilmiyorum. Şu senaryoda Philadelphia'nın kazanması lazımmış bence. Bence bu şey zaten ya. Philadelphia şeyi hissetti gibi geliyor bana. Yani bir sonraki maç yine böyle bir maç izlersek. Philadelphia beyler son dakikada attırmayın. Alın. Hani koçun şeyi bu. Tatum da şey ya kendi evinde oynayacak. Bakalım. Kyrie Maxey 26 sayıda 20'de 9'da. Joel Embiid 26 sayı 10 rebound. James Harden 13 sayıda. O biraz...
6'da 0 Evet, üçlük, atamamış. 16'da 4. Seride durum 7. maça kalıyor arkadaşlar. Bakalım 7. maçta neler bizleri bekliyor. Yine sizlerin karşısında olacağız. Abime teşekkür ederim bize eşlik ettiği Ben için. teşekkür ederim. Büyük keyif sizle maç izlemek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Bay bay.